için. Yani Zipri Karan. Abdurrahman kardeş de bizim. Abdurrahman kardeş Yılmaz arkadaşlar birlikte odun toplamaya gitti. Ha, gece soğukluğu. Biraz soğuk oluyor yani. Ayı düşünmek lazım. 11. ayda Aynen. işte. Düşünelim gece saat 12'den sonra hava düzgün düz tutmaya başlar. Şimdi ben düşününce karşıda duvarın parlaklığını gördüm. Direkt oraya doğru yürümeye başladım. Yani şeyin arası barajla duvarın arası bir 500 metre var rahat bir şekilde var yani. Neyse duvarın yanına gittiğimde duvarda sadece üç tarafı kurumuş, bir tarafı kurumamış. Karşıda biraz hızlı sadece bir çeket, bir de beyaz bir çarşaf. Çeket biraz eski gözüküyor ama dedim hani bari şoklardan hani, aldım, giydim. Giydiğimde hani, arkadaşlar da o sırada geldi. Abdurrahman, Yılmaz arkadaşlar birlikte geldi. Hop, Bekir kardeş diye ceketi nerede buldun dediler. Ben de şu duvarda asılıydı. Alayım giyeyim dedim. Sabah bıraktım dedim. O şeyden sonra bir sabah ezanına duruyorum. Saat sabah ezanına duruyorum derken yani sabah ezanına sonra. Aradan bir buçuk saat geçtikten sonra arabamıza binip geldik. Yani çeketi bırakma bir şeyim bile olmaz. Sanki çeket benimmiş gibi. Unuttun. Evet. Aynen. Çeketi giyip hadi bana geldik. Çeket şu anda arabanın içinde. Ben bu şirketi getirdim günden beridir. Size nasıl anlatayım? Yani şu anda bile anlatırken belki dikkat edemiyorsunuz. Hatırlamayın. Şu anda anlatırken hani belki heyecanlandır. Bunu konuları konuşuyoruz diye yani olabilir. Yani ben gerçekten... Ama ben yok olduğunu bileyim. İnanmıyorum. Evet böyle şeylere inanmadığımı biliyorum ben. Yani varsa da bilmiyorum. Ama bu çeketi bulduğum günden beridir bizim evin içerisinde, ay evin içerisindeyken bahçede gecede bir iki sefer. Ay der her zaman Bir ile saatte iki evet, arası. hayır bir iki sefer. Ay, o Ha, bir iki şey sefer. Tamam. saatleri uyuramıyorum ben. Ay, gerçekten saatleri uyuramıyorum. Bazen olur saat 7'den sonra da gelebilir. Ve bugün cumartesi, pardon bugün pazar. Geçen cumartesiden bu pazara düşün artık yani en az bir 50 defa 60 defa gördüm ben kendisini. Oo. Ben nasıl olduğunu nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Siyah çarşaf Ya gölge giyim gibi. evet gölge gibi duvarın üstünde duvardan duvara zıpladığını görüyorum zaten. Peki gördüğün şeyin ayakları ters miydi? Ya onlara Ve da ayak dikkat edemedim. gördün mü ya da Onlara el da dikkat gördün edemedim. mü, şöyle çapraz mıydı, ters Hiç miydi? görünmüyor bir şey. Sadece gölge gördün Evet, yani. sadece gölgenin yürüdüğünü görüyorum orada. Ondan sonra Lazım. Ha, o ceketi de orada almışsan onu muhakkak tekrar oraya bırakmak tamam lazım. o zaman haftaya cumartesi olmazsa pazar akşamı mutlaka gidelim. Çünkü sahiplenebilir, yani sahipleniyorlardır onlar. Fazla kullanmadığım bir şey muhakkak sahiplenir, benimserler. Ya şöyle mesela altın aramaya bile gittiğinde tılsımlı derler ona. Büyülüdür yani. Neden? Evet. Sahiplenmişlerdir. Vermezler onu, yani göstermezler. Bu nedenden dolayı onu götürüp oraya bırakmamız lazım. Bırakmışken Erken bitirelim ki artık ben tırsmaya başladım. Şöyle elektrik geldikten sonra konuya girseydik falan. elektriği bekleyemedik çünkü bizim de bayağı bir araştırmalarımız var. Zamanımız olmadığından dolayı en boş zamanımız bu. Şans elektrik gitmelerine denk Umarım geldik. ki tekrardan sanki bu heyecanlandı. Ben konuştuktan sonra böyle oldu. Tüylerim yine diken diken olmaya başladı. Hani onu bilmiyorum yani gerçekten olup olmadığını gerçekten bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam burada. Normalde düşmemesi lazım. Gel abi gel. Bu elektrikler nerede kaldı ya? Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar.